Evet, Adana'nın yeni televizyon kanalı TV01. Sesli mikrofonla halka soruyoruz, gündeme dair sorular. Halkın yanıtlarını merakla bekliyoruz. Acaba Adanalı ne düşünüyor, ne söylüyor? Sesli mikrofon halkta. Adana'da Çakmak Caddesi'ndeyiz. Mikrofonumuzu halka uzatmaya devam ediyoruz. Burada genç arkadaşlarımız var. Merhabalar. Sizi tanıyalım. Ben Sezgin abi. Yaşım 27. 27 yaşındayım. Okumuyorum, iş yok, güç yok. Aylak aylak geziyorum abi. Ferhat, 19 yaşındayım. Lise mezunuyum. Peki, Sezgin kardeşim, mutlu musun? Abi hiçbir şeyden mutlu değilim. Mutlu olsam şu an evli olurdum. 5 tane çocuğum olurdu. Ne evlenebiliyorum, ne bir şeyim var, ne işim var, ne gücüm var. Ülke ekonomisi bitmiş. Öldük bittik. Amerika'nın esiri olmuşuz. Yemin ederim bıktık. Gündem her şeyden bıkmışız. Lay ben kafam güzelken mutluyum ya. Valla dünyayı hiç takmıyorum ha. Yani abi, hiçbir şey umurumda olmuyor. Yemin ederim ya. Bugün asgari ücret olmuş 2800 lira. Geçim yok, bir şey yok. 15-16 saat çalışıyorsun, iş yok, güç yok. Nereye gidiyor bu ülke ekonomisi? Ben anlamadım. Birisi artık buna dur desin. Yazık. İnsanlar açlıktan ölüyor. Dolar almış 9 milyon olmuş, euro 10 milyon olmuş, altın olmuş 500 milyon. Evlenemiyoruz, yemin ederim evde kaldık. Abi ne gülüyorsun, kurban olayım ya. Vallahi doğruları söylüyor. Peki, çok güzel, çok güzel. Sezgin kardeşim, sorum şöyle. Haberlerde izliyoruz. İnsanlar öfke içinde ve birbirlerine gergin bir şekilde saldırıyor. Neden? Abi açlık krizinden abi, iş yok, güç yok. Açlık var diyorsun. Abi Amerika'ya gidiyorum, Biden'ın yanına gidiyorum. Biden senin yanına gelsin abi. Evet. Niye sen gidiyorsun Biden'ın yanına abi? He? Ben gitmiyorum da. Abi vallahi boş ver, evet. Konuşmak istemiyorum. Peki, ya vallahi. Birkaç sorun da olacak. Sor abi. Hemen konu değiştiriyorum. Adana büyümekte olan şehirler içinde Türkiye'de kaçıncı? Sence? Türkiye'de mi? Türkiye'de. Abi bana göre en geride. Böyle bir şey mi olur ya, şuraya bak. Çöplere bak, yerlere bak. Ha, ya nerede bu millet? Nerede bu millet? Vatan millet nerede ya? Sence? Bırakmıyorum. Bir sorum daha var. Gel. Evet. Ben bomba yapacağım. Yeni kardeşlerimiz. Peki Adana büyümekte olan şehirler içinde kaçın sırada? 20-25 vardır ya. Çok yaklaştın 27. sırada. Neden? Ya abi iktidarın değişmesi lazım. Böyle olmaz ya. Valla. Değişmesi lazım. Peki Adana meclise kaç milletvekili gönderdi? 4. 15 tane milletvekili var. Tanıdığın var mı? Yok. Onlar beni tanımaz, ben de onlar diyorsun. Öyle yani. Evet. Hoş geldin. İsim hoş bulduk. İsmim Bilal, soyismim Aslan. Evet. Abicim ben 10 senedir cezaevindeyim. Ben bu koronadan dolayı çıktım. Evet. Tamam mı? Sağ olun abi. Tüm mahkumlarınıza da Allah kurtarsın diyoruz. Amin. Allah razı olsun. Ben cezaevinden çıktım, iş kurumuna geldim. İş kurumu bana dedi ki dedi şuralara git dedi. Ben oralara gittim. Bana dediler ki sen sabıkalısın, seni işe alamayız. Hmm. Ne yapayım kardeşim, gidip hırsızlık mı yapayım, uyuşturucu mu satayım, adam mı öldüreyim, ne yapayım? Gelin benzin alayım, kendimi mi yakayım burada? Evet. Etmiyorlar, yardımcı etmiyorlar. Şimdi ben... Abi tek bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu halk, bu insanlar birbirini tutmadıkça, biz ses olmadıktan sonra insanlar ezilmeye mahkum. Böyle kalsın gitsin. Teşekkür ederiz gençler, sağ olun. Bir dakika dur. Yardımcı olmuyorlar. Niye olmuyorlar? Beni kalkıyorlar CHP'li başkanlığına gönderiyorlar. CHP'li başkanlığı beni valiliğe gönderiyor. Valilik beni... AK Parti'ye gönderiyor. Gene de bir sonuç alamıyorum. Bana diyor ki al şu imzayı diyor. Git diyor. İş kurum müdürüne git diyor. Gidiyorum, bana diyor ki diyor sen sabıkalısın, seni alamayız. Öğrenci lazım bana, gelsinler. Ben de öğrenciyim abi. Evet. Yok, teşekkür ediyorum ben sana. Senin ama bu iktidarın değişmesi lazım. Çünkü niye değişmesi lazım? Yeter abi, milletin anasını ağlattınız ya. Çalıyorsunuz, çırpıyorsunuz. Ayrada çıkmışsın. Yok uyuşturucu satanın elini ayağını kıracağım. Yok bilmem ne yapacağım. Şöyle yapacağım. Evet. İnsan olun biraz. Millete yardımcı olun. Bırakın yani. Bu işleri bırakın. Teşekkür ederim kardeşim. Yüreğine sağlık. Sağ olasın. Gençler merhaba. Hemen birkaç sorum olacak. Gel yakışıklı kardeşim. İsim? Sinan. Sinan. Ali. Ali. Size bir soru soracağım. Mutlu musunuz? Hayır. 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 Neden? Mesela biz şu an öğrenciyiz. Ve ne? Yani hiç burs sıkıntımız var. Yurt sıkıntımız var. Biz Çukurova Üniversitesi'nde okuyoruz ama fakültesini... Nereden geldiniz? Ben Kayseri'den geldim. Mersin'den geldim. Şu an devlet büyüklerimiz yurt sorunu yok diyorlar, siz? Yurt sorunu olup olmaması önemli değil. Bir yandan da öğrenciye de bakmalar lazım. Nasıl geçiniyor, ay içindeki harcamaları vesaire. Yani yurt, madem yurt sorunu yok, o zaman burs versinler. Peki, ekranlarda görüyoruz. İnsanlar gergin ve öfke dolu. Birbirlerine saldırıyor haberde ve şiddet görüntüleri izliyoruz. Sizce neden? Ya bu genellikle
Açıkçası tam olarak açıklamasını bilmiyorum ama toplum psikolojisiyle alakalı bir şey. İki yıldır koronavirüs var. İnsanlar evine tıkıldı. Geçim sıkıntısı var. İşsizlik. Mezun olanlar ne yapacağını bilmiyor. Ben de hala ne yapacağımı bilmiyorum. Hala yol arıyorum kendime. Yani genel anlamda bunu söyleyebiliriz. Ya şu anlık birbirlerine saldırmasının sebepleri yani geçim sıkıntısı veya başka bir şey mesela partilerden sonuçlu kavga çıkıyor. Siz de görmüşsünüzdür illaki. Yaşlıların hepsi AK Parti. Yukarıdakiler kavga edince aşağıdakiler de onlara uyuyor. Her zaman ezilen takım alt taraf oluyor. Bu bir gerçek yani. Peki eğitim sisteminde sizce ne olmalı? Ya gençler ne bekliyor ya? Ülkeden ne bekliyor? Ya en başta şu işsizliğe bir çözüm bulunsun ya. Zaten refah seviyesi artarsa mutluluğu yani mutsuzluk adına çok azalacağını düşünüyorum açıkçası. Ya şu an ne yapmaları lazım? Ya üniversite bittikten sonra kimsenin işi garanti değil. Bence bunları ayarlamaları lazım yani. Başka şeylerden dolduracaklarına üniversite bitirenlerin torpil yerine işteyse bizim işimizi yapmaları lazım. Yani üniversite bitirenleri almaları lazım. Çok önemli değil mi? Üniversite bittikten sonra iş sahibi olmamak çok kötü. Zaten iş sahibi olmak için okuyoruz biz bu bölümü. Meslek sahibi olabilmek için üniversite okuyorlar ama yok yani. Bir sonuç yok. Anladım. Peki başka bir sorum olacak. Adana Türkiye'deki büyümekte olan şehirler arasında sizce kaçın sırada? Dördüncü diye biliyorum. Ben de dördüncü diyeyim. 27. sıraya düşmüşüz. Oo, bayağı düşmüş. Sizce neden? Ya bunu ne kadar zaman öncesine? Yakın bir zaman. Yani son 1-2 yıl içerisinde mi? Yaklaşık bir 7-8 yıl içerisinde. Ya 7-8 yıl içerisinde ise bu yüksek bir ihtimalle bence en büyük sorun olan göç. Çok ciddi bir göç. Çünkü yani hiçbir piyasaya yatmadıkları piyasa yok şu anda. Ya dediği gibi yani göç şu an Adana'da normal yani Türkiye vatandaşının dükkanı yerine Suriyelilerin dükkanı var. Yani adamlar mecbur göç ediyor başka yerlere ki. Yani şu an Adana'da çok fazla Suriyeli var. Yani adamlar mecbur başka yerlere göç ediyor. Ben de Mersin'den geliyorum mesela. Orada yaşadım. 18 yılım orada geçti. İki bölüm var. Metropol bölüm var, sahil bölüm var. Sahil full Suriyeli. Yani ben Türk göremiyorum. Kendi şehrimde, kendi memleketimde doğup büyüdüğüm yerde Türk göremiyorum artık. Peki Adana sizce meclise kaç milletvekili gönderdi? Efendim? Adana meclise kaç milletvekili göndermiş? Yani net bir bilgim yok. Benim de yok yani. 15 milletvekili var Adana'dan. Sayın desem saymayacaksınız. Zaten şehir dışındansınız. Ben size çok teşekkür ediyorum. Allah kolaylık versin kardeşim. Kendinize iyi bakın. Tabii ki hemen merhabalar. Mikrofon bize her vatandaşımıza açık. Böyle alayım size. Bu tarafa alayım. Ne soracağına bağlı. Evet. Tanıyalım. Davut Toprak abi ben. Tahsin Görkemzan. Ne soracağıma bağlı. Peki ilk soru. Mutlu musun kardeşim? Yani şu anki şeyden geçimden mi? Evet. Şu anki geçimden hiç kimse mutlu değil. Mutlu diyen herkes yalan söylüyor abi. İdare ediyoruz Allah aşkına. İdare ediyoruz. Peki insanları görüyoruz ekranlarda, haberlerde. Öfke patlaması var ve gergin bir an yaşıyoruz. Sizce neden? Geçimsizlik sorunu. Aynen. Yani büyük oranı hepsi geçimsizlik. İş sorunu, işte aile geçimi, bilmem ne bu psikoloji şey olduğunda aileye yansıyor. Bu da her zamanki olaylar yani. Peki Adana büyümekte olan iller içinde Türkiye'de sizce kaçın sırada? Normalde yani benim bildiğim yani 4. 5. sıradaydı ama şu an Adana bence köy oldu, kasaba oldu. Adana hiç gelişme yok. Kaçın sıradadır? Tahminim 10-15. 27. sıraya düşmüş. Neden? Abi hiçbir gelişme yok. Gelen hepsi kendine hop cübba gerisi yalla. Ya baya bir şey yok yani. Adana'da gelişim zor ya bu şekilde. Peki şöyle diyeyim o zaman. Kaç milletvekili göndermişizdir? Adana'da mı? En fazla 2. Hemen hemen. 15 milletvekili var Adana'nın mecliste. Sayın desem. Siyasetten abi uzağız demek ki. Bayağı uzak. Sayın desem. Efendim? Milletvekillerinden bildiğiniz var mı isimleri? Yok abiciğim. Bilmiyorum. Yok tanımam. Hemen yanımızda bir abimiz var. İsim alalım. Eyüp Tokmak. Eyüp Bey mutlu musunuz ya? Yok vallahi sana bir şey değil mi? Hani biz eski olduğumuz için evet. Mutluyuz ya. Paramız yok. Alacağımız yok. Borcumuz yok. İşimiz yok. Evet. Bundan daha iyi mutluluk ne olabilir? Peki insanlar haberlerde izliyoruz. Gayet gergin, öfke içindeler. Neden? O fazla lükse takıldıkları için gerginler. Şu anda benim dikil ağacım yok. Emekli değilim. 5 lira param yok, işim yok. Ne yapayım? Peki Türkiye'de Adana büyümekte olan şehirler arasında sizce kaçın sırada? Valla onu aklım vermez. Yani 4. sıradaydı eskiden. Evet, şu an. Şu an gene
bence de yine 4-2 buradan. Gün itibariyle, an itibariyle 27. sıraya düşmüş. Yaşamı sor, yaşamı nasıl yaşıyorsunuz? Nereden geldiniz? Ne Adana büyümüş, küçümüş? Ben diyorum dikili ağacım yok Adana'da. Dikili ağacı olmayan bir adam ne yapar Adana? Nedir Adana'ya? Bir şeyim yok. Ha, ben huzur istiyorum. Güven, özgürlük, hak, hukuk, adalet. Bunlar olsun. Açlık, yoksulluk, işsizlik bunlar gelir geçer. Peki Adana meclise kaç milletvekili gönderdi? Adana'dan mı? Valla sayısını bilmiyorum çünkü ben siyaseti bilmediğim için. 15 milletvekilimiz var. İsmini sayın desem. Valla Ayhan Barut tanıyorum CHP'den. Orhan Sümer'i tanıyorum CHP'den. AK Parti'den şeyine Dağlı var. Temel Dağlı var. Ahmet Zembilci var. O bir tane daha var. Neydi o? Hükümet sözcüsü var ya. O var. Onlar böyle uzaktan tanıyorum yani. Başka da tanımıyorum yani. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba. Kolay gelsin. Abi sağ ol. İşi bulaştın abi. Sizi tanıyalım hemen. Buyurun. Fırat Taş. Fırat, kendini mutlu hissediyor musun? Hissediyorum abi. Hissediyorsun. Peki toplum olarak gergin bir haldeyiz. Neden sence? Gündemin ekonomik sıkıntısından dolayı, geçim sıkıntısından dolayı. Biliyorsunuz son günlerde ülkemiz ekonomik krizlerden, enflasyon yükseklerinden dolayı maddi manevi hasar gördük, ülkecek. Gençlerin hali de malum. Bu sebeplerden diyorsun. Peki Adana büyümekte olan şehirler arasında sence kaçıncı sırada? 15. sırada. 15. maalesef 27. sıradayız. İyice düşmüşüz. Sence sebebi nedir? Sebebi yani eskiden şey yoktu mesela. Antepli Adana'ya geçti. Bir tane şeyimiz var, fabrikamız var. Başka bir fabrikamız yok. Gelişime kapalıyız. Köy, büyük köy öyle söyleyeyim size. Evet. Peki Adana meclise kaç milletvekili gönderdi? 15, sanırım 15. 15, doğru tahmin. Peki sayabilir misin? Şu an pek sayamıyorum ama bildiğim kadar 15. Yani bildiğin isim yok. Yok, şu an isim olarak yok. Evet, teşekkür ediyoruz. Merhabalar. Merhaba abi. Abi yok tamam abi. İsim soy isim? Ya gerek yok abi yani. Peki vatandaş halkımız konuşmak istemiyor. Nasılsın kardeşim? Sen nasılsın? Tanıyalım. Mehmet Şerif Çelik. Mehmet Bey öncelikle mutlu musun? Mutlu değiliz abi bu sıkıntılarda. Nasıl mutlu olalım? Neden peki? Ekonomik kriz var. Ekonomik krizden dolayı mutlu. Evet. Güzel. Peki toplum olarak sence neden bu kadar gerginiz? Gergin olmamızın sebebi her şey 3 katına çıktı yani. Pahalılık yüzünden geçim sıkıntısı yaşıyoruz. Kiramızı ödeyemiyoruz. Sıkıntılarla yaşıyoruz. Esnaf olarak da, halk olarak da? Tabii ki. Sıkıntılı üzüyorsun. Evet. Peki Adana Türkiye'deki büyümekte olan şehirler içinde sence kaçın sırada? Yani büyüyen bir şey göremiyoruz ki. Evet, tahminen kaçın sıradayız? 20-30 bilmiyorum yani. 20-30 yaklaşık 27. sıradayız. Neye bağlıyoruz? Ekonomik kriz. Neden büyüyemiyor Adana? Sahipsiz mi? Sahipsiz değil de gelen baştakiler hepsi yiyor. Yiyici takım. Evet. O yüzden bir gelişme sağlayamıyoruz. Halka bir şey kalmıyor diyorsun. Kalmıyor. Peki şöyle sorayım. Adana'ya meclise kaç tane milletvekili gönderdi? Tam olarak bilmiyorum. 15 tane. Say desem? Bir Ömer Çelik'i biliyoruz. Öbürlerini bilmiyorum. Ömer Çelik de milletvekili olarak değil şu an. Bakandır. Evet. Bilmiyorum başka. Evet. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet bir amcamız var. Merhabalar. Abi ben de sana tek bir kelime olacak. O da reis cumhur değişmesi lazım. Bunlar iktidarda gitmeleri lazım ki bu ülkenin ekonomi de olsun, insanlık moralleri de olsa yerine gelmesi içindir. İktidar değişmesi lazım. Kesinlikle değişmesi lazım. Bu iktidarın bir an evvel bu ülkenin başına gitmesi lazım. Selahattin Şen. Selahattin Bey, mutlu musunuz? Kesinlikle mutlu değilim. Bu iktidarda olur mu müddetçe hiç kimse mutlu olamaz. Peki toplum olarak neden bu kadar gerginiz? Toplum olarak hep yoksulluktan gerginiz. İş yapmamızdan gerginiz. Yani bunlar hepimize yansıyor. Evet. Millete yansıyor. Peki Adana Türkiye'de büyümekte olan şehirler arasında sıralamada sence kaçıncı? Bence gitgide geri adım atıyor. Büyüme hiç mümkün değildir Adana olarak. Geri çıkış yok. Evet. Şu an sıralamada 27. sıraya düşmüşüz. Daha 40'a 50'ye de gidebilir yani. Evet. Yani çünkü giriş çıkış yok. Tek başına bir kendi idare etmiyor yani. Peki meclise kaç milletvekili gönderdik? Adana'da mı? Evet. Kesin bilmiyorum şimdi. 15 sayısı. Say desem isimlerini. Hiçbir tanesi de tanımıyor. Tanımak da istemiyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Halkımız gayet gergin görüyorsunuz. Bazı vatandaşlarımız konuşmak istemiyor. Biz yine de mikrofonu uzatıyoruz. Merhabalar. Bir röportaj yapıyoruz da Adana TV 01 kanalına. Tanıyabilir miyiz?
Doğan Yaprak. Zekeriya Demir. Peki birkaç sorum olacak. Siz mutlu musunuz? Mutluyuz. Mutlusunuz siz? Çok şükür, hamdolsun. Peki. Peki toplumda bir gerginlik var. Haberlerde izliyoruz. İnsanlar birbirine öfke içinde saldırıyorlar ve kötü şeyler izleniyor. Sizce neden gerginiz? Ekonomik sıkıntılardan dolayı insanların. Birbirine karşı. Olabilir, gayet normal. Evet. Peki şey sorayım size. Adana Türkiye'deki büyümekte olan şehirler arasında sizce kaçın sırada? Türkiye genelinde mi? Evet. 10. sırada olabilir. Sizce? Vallahi biz 4. hak ediyoruz. Eskiden belli 4'tik zaten. 4'ten düşmememiz lazım. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim. 27. sıraya düşmüşüz. Peki sizce neden? Sanayimizin az olmasından. İlk başlarda Adana'da birçok sanayi varken şu anda 2 tane sanayi bölgemiz var yani. Evet. Adana gariban yatağı. Kış da olsa yaz da olsa iyi kötü rahat geçimini sağlayabilecek vatandaşlarımız çok göç aldığı için evet. Ve bakımsız bizim belediyemize varasıya kadar, genel milletvekillerimize varasıya kadar Adana'ya gerekli hizmet yapılmamıştır. Peki o zaman hemen konu açılmışken Adana'nın kaç milletvekili var? Tek parti olarak mı genel olarak? Genel. 21. Evet. 15 milletvekilimiz var. Sayın desem? Sayamayız tabii ki hepsini. Sayacağımız 2-3. 14-15 milletvekilimiz olmaz. İsim olarak bildiğiniz var mı? Sizin? Yok, ben şu anda hatırımda yok. Bildiğim var. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar. Adana TV 01, Adana'nın yeni açılan televizyonu. Ve gördüğümüz güler yüz Adana'nın direkt yanına yaklaşıyoruz. İsim neydi? Benim Orhan. Orhan Bey, mutlu musunuz? Çok şükür. Evet. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Peki toplum olarak neden bir öfke içindeyiz ve gerginiz? Toplum olarak neden böyle bir öfke, bir şey içindeyiz? Bu nedeni ekonomi olması gerekir diye. Ekonomik sıkıntılardan ötürü diyorsunuz. Peki Adana Türkiye'deki büyümekte olan şehirler arasında sizce sıralamada kaçıncı? Ya o çok geriledi çünkü bu şeylerden dolayı, başkanlardan dolayı kaynaklanıyor. Çok geriledi. Ben 35 sene Adana'dayım. Yani bir gün adam gibi bir başkan gelip de adam gibi çalışan bir başkan görmedim. Ben söyleyeyim, 27. sıradayız. Peki Adana meclise kaç milletvekili gönderdi? Kaç tane milletvekili gönderdi? 12-15 arası diye düşünüyorum. Doğru, 15 kişi. Peki sayabilir misiniz isim olarak? Ya yok, gerek yok. Tanımak istemiyorum. Tanımaya da bilsem de saymıyorum. Tanımak istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kolay gelsin. Gidiyoruz. Sormaya devam. Gençler merhaba. Gel genç. İsim ne? Alican Demir. Alican gel ya, kaçma mikrofondan, korkma. Arkadaşlar TV 01 Adana'nın yeni televizyonu. Bize de Adana'da gençler lazım buradaki, çünkü birkaç sorum olacak. Atla deve sormayacağız, çok basit sorular. İsmi ne? Yakışıklı. İbrahim Özdemirhan. İbrahim'i yakaladık, bırakmıyoruz. İbrahim mutlu musun? Ya yok abicim. Mutlu değil misin? Peki. İbrahim de kaçtı. Evet. Devam ediyoruz. Merhabalar, kolay gelsin. Sizi tanıyalım. Ben Mehmet Ali Çelik. Mehmet Ali Bey merhaba. Merhaba Gökhan. Arkadaşlarımızla geçerken selamlaşıyoruz. Mutlu musun? Çok şükür. Allah'a bile aşk olsun. Evet. Ekranlarda izliyoruz. İnsanlar haberlerde özellikle birbirine karşı öfke dolu ve gergin bir haldeyiz. Neden sence? Olacak. Geçmedik sıkıntılar işte. Geçimliksizlik, sıkıntı. Ha. O da başka ne olacak? Çok şükür. Bana da şükür. Evet. Allah'a bile aşk olsun. Evet. Peki Adana şu an büyümekte olan şehirler arasında Türkiye'de kaçın sırada? 4. sırada. Maalesef 27. sıraya düşmüşüz. Neden peki? İşte abi belediye başkanları bakmıyorlar. O şey, bir daha alabilir miyim aboyu? Hangi abo abi? Biraz önce söylemiştin ya, abo diye. Abo. Bu güzeldi. Bakmıyorlar mı? Yani abi bakmıyorlar. Şimdi baksa Adana gibi bir yer yok. Evet. İstanbul'da sorular, Ankara'da sorular, İzmir'de sorular. Evet. Ama bakım yok abi. İlgilenmiyorlar. İlgilenmiyorlar abi, açık anlat. Peki. Adana meclise kaç milletvekili gönderdi? Onu bilmiyorum abi. 15 tane. Say desem? Vallahi hiç bilmiyorum abi. Ben siyasetle işlemiyorum. Ben onları tanımam, onlar beni diyorsun. Abi ekmeğimizdeyiz biz. Teşekkür ederim. Sağ ol. Kolay gelsin. Eyvallah, sağ olasın. Merhabalar, hayırlı işler. Sizi tanıyalım. Sağ olun. Hıdır Çalışkan ben. Hıdır Çalışkan, öncelikle kendinizi mutlu hissediyor musunuz? Mutlu mu? Evet. Yok.
hissetmiyorsunuz. Peki toplum olarak sizce neden gerginiz? Koronadan dolayı. Korona çok etkiledi. Yani. Evet. Piyasayı Allah bulak etti. Evet. Aynen. İnsanlar gergin. Peki Adana büyümekte olan şehirler arasında şu an sıralamada sizce kaçıncı? Bir tahmin edin. Kaçıncı mı? Yani. Vallahi bilmiyorum. Yani tahminde bulunun. Yani tahmin de edemiyorum şu an. Ben söyleyeyim size. Maalesef 27. sıradayız. Peki neye bağlıyoruz bunu sizce? Neye? Sizce neye bağlıyoruz? Neden gerilediyiz şu an? Yani bu ekonomiden dolayı herhalde. Ekonomiden aynen. Dolayı. Peki Adana'da meclise gönderdi kaç milletvekili var? Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Ben söyleyeyim 15 tane. Sayabilir misiniz? Siyasetle alakam yok benim o yüzden. İsim olarak bildiğiniz var mı? Yok. Hiç beni bilemiyorsunuz. Teşekkür ederim, sağ olun. Eyvallah. Adana'dayız. Mikrofonu uzatmaya devam ediyoruz. Kolay gelsin, hayırlı işler diliyorum. İsim alabilir miyim? Ali Mansuroğlu. Ali Bey, kolay gelsin. Mutlu musunuz Ali Bey? Vallahi mutsuzuz, yalan mı söylerim yani? Neden? Ekonomik sıkıntıdan dolayı. Ekonomik sıkıntıdan sizi mutlu ediyorum. Peki, haberlerde izliyorsunuz. Toplum olarak gerginlik ve öfke patlaması yaşıyoruz. Sizce neden? Vallahi biz aslında yadırgıyoruz yani. İnsanların birbirlerine düşman şey yapması iyi bir şey değil yani. Evet. Tamam biz de ekonomik sıkıntı yaşıyoruz ama insanlara sevgiyle şey yapıyoruz yani. İyi davranıyoruz yani. Evet. Yani öyle de olması gerekir yani. Para her şey değildir yani. Evet. Peki Adana büyümekte olan şehirler arasında Türkiye'de sıralamada sizce kaçıncı? Vallahi orta sıralarda ancak. 27. sıraya düşmüşüz. Neden olabilir? Onu ya işsizlik. Dışarıdan çok göç geliyor. Evet. Göç gelince yani ondan oluyor yani. Dışarıdan çok göç geliyor. Yani işsizlik var ve göç geliyor diyorsunuz o yüzden. Kültür seviyesi biraz düştü yani. Onun da etkisi var yani. Kültür seviyesi düşük. Evet. Burada karşılaşıyoruz yani çünkü ben varzuhalcıyım. Yani insanlar gelip bize bir soru soruyor. Bize hakaret edecek gibi sorular soruyorlar yani. Biz şahsen utanıyorum yani. Peki ben. Boşanma davaları için dilekçeler çoğaldı mı? Çoğaldı evet. Ana sebeplerden sizce ne durumdayız? Neden insanlar birbirinden ayrılıyor? Vallahi %90'ı ekonomik. Ekonomisine ayrılıyor. Evet, ben bile zamanında zengindim. Şimdi hanım bile bana kötü davranıyor yani. Para bitince bile oluyor. Yani her şey bitiyor. Bitiyor. Ama ne yapacaksın işte? Peki Adana meclise kaç milletvekili gönderdi? 14-15 olması lazım yani. En son 14-15 oldu herhalde. Sayın desem isimlerini bildiğiniz var mı? Vallahi çoğunu bilmem herhalde. Şu an aklınıza gelmedi. Yok ya şimdi çünkü hiç yani görmüyoruz ki yani. Şimdi görmeyen bir adamı şimdi bir çocuğun olmuş görmemiş yani onun gibi bir şey. Evet. Yani aslında eskiden hepsini tanırdık yani ama şimdi. Şimdi yok. Bilmiyorum, Burhanettin Bulut var herhalde CHP'den, o da bir de Ayhan Barut var, bir de Orhan Sümer var mı bilmiyorum. Evet. Bir de Şevkin var, onlar işte tanıyor, o da şeyden dolayı artık söylemeye gerek yok. Çok teşekkür ediyorum, kolay gelsin, sağ olun. Evet, sormaya devam ediyoruz, halkımız mikrofonu uzatınca cevaplıyor, teşekkür ediyoruz, görüşmek üzere, kolay gelsin. Hayırlı işler, kolay gelsin. Sizi tanıyalım. Adil Yıldız. Mutlu musunuz? Yok, mutlu değiliz. Neden? Zam üstüne zam geliyor. Hiçbir şey alınmıyor abi. Zam üstüne zam geliyor. O evet. Mutsuz. Peki haberlerde... Öğlen sayısı 4 tane adam dükkanda yok abi. Ne yapayım abi? Yapacak bir şey yok. Bu saatte müşteri yok abi. Peki haberlerde izliyoruz. İnsanlar gerginlik ve öfke içinde. Neden sizce? Ya sıkıntı var ya. Ülkede bir sıkıntı var şu anda. Bir ekonomi sıkıntı var. Ne oldu belli değil. Peki Adana büyümekte olan şehirler arasında sizce sıralamada kaçıncı? Adana şu anda çok bayağı geriye düşmüş. 27. sırada. Sizce neden olabilir? Yönetimden kaynaklanan bir şey. Adana evet. Sahipsiz. Sahipsiz. Adana sahipsiz. Adana sahibi yok. Peki kaç milletvekili gönderdik? 14 milletvekili gönderdik. Yaklaşınız 15. İsim olarak sayın desem? Vallahi saymak istemiyorum yani. Peki. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Mustafa Tuncer. Mustafa Bey birkaç sorum olacak. Öncelikle kendinizi mutlu hissediyor musunuz? Ben kendimi her zaman mutlu hissederim. Negatif enerjiyi hiç sevmem. Devamlı pozitifimdir. Yani tüm topluma da böyle yansıtırım. Toplum olarak sizce neden bu kadar gerginiz?
Gerginliğimiz şöyle ki psikolojik olarak yani eğitimsiz. Herkesin eline yurttaşlık bilgisi verilecek hali yok. Peki sizin hiç öfkelendiğiniz zamanlar oluyor mu? Elbette öfkelendiğim zaman olur. Neden öfkeleniyorsunuz? Haksızlığa uğruyorsun. Yani istemediğin olaylar oluyor. İstenmediğin saygısızlığı görüyorsun. İstenmediğin haksızlığa uğruyorsun. Adana Türkiye'de büyümekte olan şehirler arasında şu an sizce kaçıncı? Daha önce 4. sıradaydı Adana'mız fakat şu anda 6. sıralara falan gitti. Çünkü Adana'ya yatırımcılar yok. Yatırımlar olsa bu ülke burası Adana bulunmaz bir şeydir. Peki şöyle diyeyim. 6. diye tahmin ettiniz ama üzgünüm. Şu an Adana büyümekte olan şehirler arasında 27. sıradaya düşmüş. Sizce sebebi nedir? Özür dilerim. 27. mi? Evet. Yapma. Onursuzluğu hiç sevmez. Evet, peki bir başka sorum. Adana'da meclise gönderdiği kaç milletvekili var? Adana'nın 15 tane milletvekili var ama ben yurt dışında olduğumdan pek isimleri bilmiyorum. Ama benim Muharrem Varlı Bey var, ondan sonra Jülide Hanım'ımız var AK Parti'den. Ve diğer partilerden de var isimlerini bildiğim. Fakat şahsen çoğunu tanırım da, şahıs olarak tanırım. Hepsi de güzel insanlar ama yine de biraz bu Adana'ya bakmalarını istiyorum, rica ediyorum. Hepsine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Biz teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Saygılar, sağ olun. Evet, şu an Saydam Caddesi'ndeyiz. Yine halkımıza sorular sormaya devam ediyoruz, ilerliyoruz. Evet, bir esnafımızın yanındayız. Kolay gelsin hayırlı işler. Sizi tanıyalım. Ben Mecid abi. Öncelikle kendinizi mutlu hissediyor musunuz? Evet. Peki ekranlarda görüyoruz insanlar gergin ve öfke anı patlaması yaşıyorlar. Sizce neden insanlar bu halde? Vallahi orasını tam ben de bilemiyorum. Herkesin sıkıntısı kendine ağır. Yani ne desem boş. Sizin öfkelendiğiniz zamanlar oluyor mu? İster istemez oluyor. Ne yapıyorsunuz öfkelenince? Öfkelenince ya sabır çekiyorum, başka bir şey yapmıyorum. Çok güzel. Peki şey sorayım. Adana büyümekte olan şehirler arasında Türkiye'de şu an kaçıncı sırada sizce? Benim gözümde Adana şu an en son sırada. Türkiye'nin en büyük köyü Adana. Evet. 27. sıraya gerilemiş. Sebebi ne olabilir? Sebebi baştakilerin sorumsuzluğu abi. Baştakilerin sorumsuzluğu olmazsa, başta güzel bir insan olsa Adana köyü değil de güzel bir şehir olurdu. Evet. Peki kaç milletvekili gönderdi Adana? Vallahi bilmiyorum. Siyaseti pek fazla takip etmiyorum. 15 milletvekilimiz var. Sayın desem? Sayamam. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Halkımıza sormaya devam ediyoruz. Yine bir esnaf dükkanı önündeyiz. Kolay gelsin, hayırlı işler. Hoş bulduk, merhabalar. Tanıyalım. Ben Ekrem. Ekrem Bey. Evet. Ekrem Bey'le beraberiz, hazır müşterisi de varken değil mi? İşler nasıl? Çok şükür, eskisi gibi değil ama idare ediyoruz. İdare ediyoruz. Peki hayatta mutlu muyuz? Değilim. Ya eskisi gibi rahat değiliz. Her şey yolunda değil. Görünüyor ama yolunda gibi tadı yok yani. Peki ekranlarda görüyoruz. İnsanlar öfke, gerginlik içinde. Nedir sebebi? Yokluk. Yokluk mu? Geçim sıkıntısı. Gergin yapıyor. Yani ister istemez. İstediğine ulaşamayınca sağa sola saldırıyorlar. Evet. Peki Adana büyümekte olan şehirler arasında Türkiye'de şu an kaçın sırada sence? Bence sonlardadır ya. 27. sıraya düşmüş. Neden olabilir? Gene işsizliğe bağlayacağım. İşsizlik yüzünden. Gene işsizliğe bağlayacağım. Yatırım yok diyorsun. Evet. Evet, yatırım yok. O yüzden. Evet, Adana'da yatırım yok. Fabrikalarımız kapandı. Adana tekstilde birinci şehir iken göç alırken şimdi göç veriyor artık. Fabrikalarımız kapandığı için. Evet. Yapacak bir şey yok artık. Şu anda kaç milletvekilimiz var? Adana'da. Evet, Adana kaç milletvekili verdi? Parti olarak mı, genel olarak mı? Genel olarak. Genel olarak 12 milletvekili olması lazım. Sizce kaç milletvekili var Adana'dan mecliste? Abi 12 diyorsa ben de bilemedim. 12 diyor. Evet, 15 milletvekilimiz var. Sayın desem? Sayamam. CHP'yi sayabilirim ama diğerlerini sayamam. Müzeyyen Şevkin, evet. Orhan Sümer, evet. Ondan sonra Barut, Ayhan Barut, Barut. Evet.
Burhanettin eczacımız vardı. Evet. Evet. Diğerlerini sayamam çünkü diğer partileri bilmediğim için. Evet. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsın. İnsanlar sıkıntıda. Sıkıntıda. Dolar aldı başını gidiyor. Alım gücü düştü. Ne yapmak lazım? Çare nedir? Çare yeni bir değişiklik lazım bu ülkeye. Teşekkür ediyoruz. Değişiklik lazım. Evet, teşekkür ettik. TV 01 sesli mikrofon şu an büyük saate doğru ilerliyoruz. Halkımıza sormaya devam ediyoruz. Merakla bekliyoruz. Acaba neler söyleyecekler? Gidiyoruz. Evet, hemen bir esnafımızın önünde duruyoruz. Merhaba, kolay gelsin. Hayırlı işler. Merhaba, hoş geldin Murat. Murat Bey, nasıl işler? Çok şükür valla. Biraz durgun ama iyi çok şükür. Fena değil işlerimiz. Evet. Peki, mutlu muyuz? Değil. Mutlu değiliz. Yani piyasada biraz durgunluk var o yüzden. Yani çok bayağı bir durgunluk var. Evet. İnşallah düzelir. Peki insanlar gergin ve öfkeli. Haberlerde izliyoruz birbirine kötü şekilde saldıran kötü örnekler görüyoruz. Neden insanlar bu halde? Ya, bazı insanlar provokatör olarak yapıyordur bunu yani ama genelde bilmiyorum yani. Şimdi bir şey diyemem yani yorum yapamam o hakkında. Peki, evet. Peki Adana meclise kaç milletvekili gönderdi? 15 tane milletvekili gönderdi. Çok güzel. Sayın desem? Ya isimlerini tam hatırlamıyorum ama sayı olarak biliyorum 15 tane olduğunu biliyorum. Hiç gelip de vatandaşın içine geldiğini görmedik çok şükür yani. Hiç vatandaşla ilgilenen kimse yok. Esnafımız diyor ki sayısını biliyoruz ama yakinen kendisini tanımıyoruz. Seçim zamanı yanımıza gelen insanlar seçim bitince yanımıza uğramıyor. Sokaktan da geçmiyor diyorlar. Hiç burada milletvekili görmedik. Hiç görmedik yani. Şimdi o yüzden isimlerini de bilmem hiç önemi yok yani. Evet. Peki Türkiye Adana'da büyümekte olan şehirler arasında kaçın sırada desem? Vallahi bana göre sıfır sırada. 20. sıraya düşmüş. Hiç yatırım yok. Hiç şey yapan yok. Adana 50 sene önce nasılsa aynı devam ediyor. Evet. Hiç peki. Hiçbir yatırım, hiçbir hizmet, hiç bir sorumluluk yok yani. Ben öyle görüyorum. Evet. 27. sırada düşmüş. Yani maalesef hiç iyi değil yani. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kolay gelsin. Yine esnafımızla beraberdik. Sormaya büyük saatte devam ediyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Halkımıza sorular sormaya devam ediyoruz. Arkadaşlar kolay gelsin. İsim neydi? Sağ olun. Birkaç sorum olacak. Çok kolay, çok basit. Sağ olun. Konuşmak istemiyor kardeşimiz. Devam ediyoruz. Evet, bazı arkadaşlarımız konuşmak istemiyorlar. Saygı duyuyoruz. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. İsim neydi? Ahmet. Ahmet Bey, birkaç sorum olacak TV 01 Adana. Mutlu musunuz Ahmet Bey? Ben Suriyeliyim. Suriyeli. Suriyeli olarak Türkiye'de yaşamaktan mutlu musun? Nasıl yani? Türkiye güzel mi? Oo, çok güzel onu. Ha. Ne yapıyorsun burada? Nasıl geçiniyorsun? İş yok vallahi, emlekçi. İş vermiyorlar mı? Oysa diyorlar ki hep Suriyeliler çalışıyor diyorlar hep. Evet, ticaret. Ha. Sen ama çalışmıyorsun. Yaş kaç? 55. 55. Ahmet abi kaç çocuk var? 8. 8, Allah bağışlasın. Nasıl geçiniyorsun? Vallahi hayat güzel, rahat, emen, güzel. Şunu diyorum, hani çalışmıyorum dedin ya, hani 8 çocuğa bakmak zordur. Evde her gün yemek pişecek, kaynayacak, tüp gelecek değil mi? Sen nasıl yapıyorsun, nasıl geçiniyorsun? Vallahi 3 çocuk çalışıyor. 3 çocuk çalışıyor. Tamam. 3 çocuğun çalışması bize yetiyor diyorsun. Suriye'ye tekrar dönmeyi düşünüyor musun? Nasıl? Suriye'ye tekrar gitmek istiyor musun? Yok. Bura güzel diyorsun. Burada. Peki, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Teyzem kolay gelsin. Gel. Kaçtı. Vatandaş toplandı, kaçtı. Zabıta sandırıldı. Kolay gelsin, merhabalar. TV 01 Adana. İsim neydi? İsimimiz çok abi ya. İsimimiz acil. Peki, işleri acilmiş. Dünyanın işi bitmiyor görüyorsunuz. İnsanımız çalışıyor. Selamünaleyküm. İsim neydi? Ramazan abi. Ramazan abi, mutlu musun hayatta? Yok abi, mutlu değilim. Niye? 3 aydan beri iş arıyorum abi, iş bulamıyorum.
İş bulamıyorsun. 44 yaşındayım abi. Evet, ama memlekette iş çok diyorlar. Yok abi, nerede ya? Suriyelilerden bize iş kalmıyor ki ne? Suriyeliler çalışıyor. Suriyelilerden iş kalmıyor. Adam 50 milyona çalışıyor abi. Evet. Peki şeyi sorayım sana. Adana meclise kaç milletvekili göndermiştir? Vallahi ben burada oturmuyorum abi. Ben Urfa'dan geldim. Urfa'dan geldin, hoş geldin. Otogarda yatıp kalkıyorum abi. Otogarda yatıp kalkıyorum. Evet abi, otogarda yatıp kalkıyorum. Kimsen yok mu burada? Kimsem yok abi benim burada. Nasıl yapıyorsun çalışmadan? Abi gidiyorum, istiyorum abi esnaflardan. Diyorum karnım aç diyorum. Evet. Meslek ne abi? Meslek abi çobancılık var, mevmecilik var, inşaatçılık var. Evet. Yani meslek var da meslek artık para etmiyor abi. Peki seni burada izleyip gördüler. Sana bir çobanlık teklifi yaptılar veya farklı bir seninle işle ilgili. Sen nerede bulsunlar? Benim telefonum da yok abi. Ben nerede olursun? Üvege otogarında kalıyorum akşamlar abi. İsim neydi? Ramazan abi. Yüreği otogarına gelip de Ramazan deseler bulurlar mı seni? Bulurlar abi. Burada yatıyorum. Salonda yatıyorum zaten abi. Evet. Buradan işverenlerimize ve duyarlı vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Abimiz Yüreği otogarında iş arıyoruz. Evet abi. Abi. Teşekkür ediyorum. Sağ olun abi. İyi günler. Kolay gelsin. Merhabalar, kolay gelsin. TV 01 Adana. İsim neydi? Halil Teger. Mutlu musunuz ya yaşantınızdan? Vallahi şükürler olsun, iyiyiz. İyiyiz diyorsunuz. Peki ekranlarda izliyoruz. İnsanlar haberlerde böyle öfke ve şiddet patlaması içindeler. Toplumsal bir gerginlik yaşanıyor. Neden sizce? Hayat sıkıntısından. Hayat sıkıntısından. Ondan dolayı diyorsunuz. Ondan dolayı. Ekonomik sıkıntılardan. Aynen öyle. Peki Adana meclise kaç milletvekili gönderdi toplam? Vallahi 8 mi 10 mu o civarı bir şey. Tamam. 15 tane. Sayın desem? Hiçbir şeyini söyleyemem. Peki Adana Türkiye'deki büyümekte olan şehirler arasında sizce kaçıncı sıradadır? Adana, ben dün bu sabah İstanbul'dan Adana'ya geldim. Adana yeryüzünde herhalde tek güzel şehridir bana göre. Evet. Yok, Türkiye'de büyümekte olan şehirler arasında kaçıncıdır? 5 bence. 27. sıraya düşmüş. Neden olabilir? Neden, o işsizlikten dolayı olabilir, ne bileyim. Çok kötü değil mi gerilemesi? Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Teşekkür ederim Ali. Evet, vatandaşımız sesli mikrofona konuşmaya devam ediyor. Biz de çekmeye, mikrofonları size ulaştırmaya devam ediyoruz. Gidiyoruz. Kolay gelsin, hayırlı işler, merhabalar. İsim tanıyalım. Buyurun. İsminiz neydi? Adana TV 01. Cuma. Cuma Bey, tam da denk geldi. Cuma günü Cuma Bey ile beraberiz. Esnaf mıyız? Esnafım. Nasıl işler, mutlu muyuz ya? Mutlu değilim. Esnafın sıkıntısı nedir? Sıkıntısı nedir? Mesela ben şırdancıyım. Bu 20 sene önce 250'ye satıyordum. Şimdi 17-20 milyon olmuş. Kârı aynıdır veya yoktu. Eve de ekmek götüremiyorum. Evet. Bağlı, her şey bir tüp olmuş 165 milyon. Evet. Neden acaba bu fiyat artışları, neden her gün veya her hafta neden düzenli zam geliyor? Bizi yöneten bilir, bunu bilmem ki bizi yöneten. Yani biz bilmeyiz, yöneten bilir diyor. Abi canım, hani devlet bilir yani, bizi yöneten. Neden? Cuma abi devlet daha iyi bilir diyor. Peki Cuma abi, Adana'ya meclise kaç milletvekili gönderdi? Adana mı? Evet, toplamda. 14 tane. 15 tane milletvekilimiz var. Sayın desem? Tek tek, valla aklıma gelmiyor. Peki Adana Türkiye'de büyümekte olan şehir arasında kaçın sıradadır? Valla bence... Dünya, Türkiye'nin en kötü yeri Adana. En sonuncu diyorsun. 27. sıradaymışız. Köy yolu. Mesela evet. Her taraf köy yoludur. Yol yok, bir şey yok. Yıllardır böyle. Evet. Yani şimdi değil. Bu, eskiden beri mi diyorsun? Eskide böyle, böyledir. Adana bakan yok. Mustafa. Mustafa abi. Neden Adana böyle? Neden? Sahibisi yok. Sahibisi geliyor, yiyor, içiyor. Gidiyor. Ne yapacak? Yiyen çok. Evet. Veren yok. Yapmıyor bir şey. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Esnafımız dertli, vatandaşımız dertli. Dertli olmayan pek az herhalde. Merhabalar. Lübnan. Lübnan'dan gelmişler misafirimiz. Siz tercüme edebiliyor musunuz? Siz? Lübnan. Lübnan. O zaman welcome to the Adana. Welcome to the Adana. Evet, Lübnan'dan gelmiş vatandaşlarımız şu an... Adana, good. Do you speak English? No,
No. İngilizce de bilmiyorlarmış. Welcome Adana. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Sesli mikrofon büyük saatte halka sormaya devam ediyor. Merhabalar, kolay gelsin, hayırlı işler diliyoruz. İsminiz? Avukatım, sağ ol. Peki, konuşmak istemiyor halkımız. Teşekkür ediyoruz, kolay gelsin. Evet, bir abimiz geliyor tam konuşacak gibi. O da kaçtı görünce. Yön değiştirdi abimiz. Burası işte Adana tarihi büyük saat görüyorsunuz. Genelde turistlerin sık sık ziyaret ettiği bir yer. Tarihi çok eskilere dayanıyor. Büyük saatimiz, çarşımız, içeri doğru giriyoruz. Hayırlı işler diliyoruz, kolay gelsin. TV 01 Adana. İşte Adana'nın geldiğiniz zaman Adana kıyması, kebabı, insanlarımızın tercih ettiği lezzetin kaynağı olan büyük saatteyiz. İsim neydi ustam? Emrah abi. Emrah be abi, mutlu musun ya? Çok mutluyum. Emrah abi çok mutlu. Sonunda mutlu birini bulduk. Neden mutlusun abi? Adana'da yaşamaktan, bu işi yapmaktan. Evet. Mutluyum. Güzel diyorsunuz. Evet. Peki Adana meclise kaç milletvekili göndermiştir? Vallahi onunla ilgili bir şeyim yok. Evet. Şu anda da Kadir Bey. Kadir Bey. Kadir Bey'e gidiyoruz. Kadir Bey şu an para çekiyor. Ben Emre abinin yanına tekrar geliyorum. Oo, şuna bak. Yakında alır mısın şu kebabı, şu güzelliği? Emre kardeşim de çıksın, yakışıklı kardeşimiz. Evet. Kaç milletvekili göndermişti tahminen? Emre tahmini 10 diyelim. 15 milletvekilimiz var. Peki Adana büyümekte olan şehirler arasında Türkiye'de sence kaçıncıdır? 4. 27. olmuş maalesef. Neden sence? Yani ne diyeyim şimdi? Ben kebabımı yapar kebabımı bilirim diyorsun. Evet. Siyasete karışmıyoruz. Hayırlı işler diliyoruz. Eline sağlık, kolay gelsin. Kolay gelsin usta. Bizim için Demirspor, yarısı hikaye. Demirspor'u da kutluyoruz birincilikte ve başarılarından dolayı. Adana'nın gururu şu an. Evet. Hayırlı işler, kolay gelsin. Yakışıklı bir amcamız var burada. İsim ne? Orhan Adanalı. Orhan Bey, soy isim Adanalı mı? Adanalı. Adanalı birini bulduk evet şu an. Adanalı abi. Evet abi. Ne iş yapıyoruz? Kalaycılık yapıyoruz. Kalaycılık. Evet. Peki mutlu musun? Çok şükür. Mutluyum diyorsun. Peki bir soru soracağım. Adana mecliste kaç milletvekili göndermiştir? Vallahi onu bilemem. 15 tane. Sayın desem? Yok sayam. Hiç kalaylatmaya gelen milletvekili yok mu? Yok. Niye? Adamları geliyor. Ha, kendileri gelmiyor. Kendileri ne zaman geliyor? Onlar ancak yemeğe gelirler, gelse. Milletvekilimizi kalaylatmaya da bekliyoruz. Orhan amcam, Adana amcam burada bekliyor. Peki, Adana Türkiye'de büyümekte olan şehirler arasında kaçıncıdır? Vallahi kaçıncı sırada? Kaçıncı sıradayız? Adana? Ne? Yemekte mi? Hayır, büyümekte olan şehirler arasında Türkiye'de. 4. sıradaydık, şu an 27. sıradaymışız. Neden? Yetişen yok, ya gelmiyorlar. Herkes yemeğe geliyor. Başka bir şeye geldikleri yok. Teşekkür ediyoruz. Orhan abi kolay gelsin. Devam ediyoruz. Evet gel. Yine Adana'da bir ciğercimizdeyiz. Tarih ciğercimizdeyiz. Kolay gelsin. Gel gel abla gel bana bak. Tanımadın mı beni? Aa gel gel kaçma. Nerede? Usta nerede? Gel Murat Bey seni bekliyoruz gel abi. Murat abi. Murat abi merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İşler nasıl? Bizler de iyiyiz. İşler sayenizde iyi yani. Teşekkür ederim. Peki halkımız ciğeri seviyor mu? Adana halkı seviyor. Evet. Peki mutlu muyuz ya? Mutluyuz. Güzel. Adana milletvekili olarak mecliste kaç kişi göndermişti? Toplamda Adana'dan kaç milletvekili vardır mecliste? Mecliste o konuda bilgim yok. 15 milletvekilimiz var. O zaman sayın desem. Tanınız yok mu hiç? Yok. Gelen ciğer yiyen milletvekili yok mu? Yok. Neden gelip yemiyorlar?
Bilmiyorum, onlara sormak lazım. Milletvekillerimiz de Kalay'dan sonra ciğer yemeği de bekliyoruz burada. Evet. Murat abi özellikle buradan çağırıyor sayın milletvekillerimizi. Lütfen seçim zamanı değil, normalde de gelin. Evet. Yemeklerimizi tadın, bizimle beraber olun, halkın içinde olun diye. Peki Türkiye'de Adana büyümekte olan şehirler arasında kaçıncıdır? Adana 4. 5. olabilir. Diye şu an 27. olmuş. 27. Evet. Neden bu başarı sizce? Bunu başarmak da zor değil mi? Evet. Neden? Bu başarıyı neye bağlıyoruz? Yani bilmiyorum. Hizmet yok veya başka bir şey yok. Yani olabilir. Her şey olabilir. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Halkımız konuşuyor. Sesli mikrofondayız. Büyük Saat'teyiz. Evet, Büyük Saat'teyiz. Sesli mikrofon. Halka mikrofonları yönetmeye devam ediyor. Şunu anladık ki halkımız gerçekten konuşacak çok şey var. Anlatacak çok şey var. Seslerini dilendirecek bir kanal arıyorlarmış. Şu an TV01 onların yanında. Hemen bir iş yerimizin önündeyiz. Merhabalar. Merhabalar. İsim neydi? Mustafa. Mustafa Bey, mutlu musunuz ya? Vallahi geçen hafta güzel bir festival atlattık. Onun akabinde ünlü insanlar buraya geldi. Firmamızı tanıdılar. Hani o açıdan iyi. Tabii pandemiyi atlattık biliyorsunuz. O süre zor geçti. Ama şu an bir şeyler rayına oturmaya devam ediyor ya. Yani. Kaç yıllık firma? Bura 1960'tan beri. Şu eski resimler mi bunlar hep? Bunlar Adana'nın eski resimleri. He. Burada ne oluyor şu an? Burada tayin çekiliyor. Evet. Taş değirmen oluyor bu. Taş değirmen oluyor. Minyatür bir taş değirmen koyduk. Susam direkt eziliyor taş değirmende. Tayin olarak akıyor. Adana mecliste kaç milletvekili gönderdi sizce? Kaç? 10. 15 tane milletvekilimiz var. Peki sayın desem bildiğiniz var mı? Vallahi herhangi bir bilgim yok açıkçası. Tanımıyoruz diyorsunuz. Hiç buradan lokum almıyor milletvekilleri? Vallahi gelmiyor. Sayın milletvekillerim, Kalay için bekliyoruz, ciğer için bekliyoruz, lokum için bekliyoruz size. Lütfen halkımız sizi bekliyor. Peki Adana Türkiye'de büyümekte olan şehirler arasında sizce kaçıncıdır? Şu an 5. diye biliyorum ya. 27. sıraya düşmüşüz. Düşmüş müyüz ya diye. Evet. Kötü olmuş. Bu başarıyı neye bağlıyoruz? Başarısızlığı. Başarıyı başarısızlığa bağlıyoruz diyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, Adana'dayız. Büyük Saat'teyiz. Yine bir gündem yarattık. Halkımıza sorduk. Sesli mikrofonu uzattık. Halkımız konuştu. Bir programın daha sonuna geldik. İlk programımıza Adana Büyük Saat'ten veda ediyoruz hepinize.